Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Fidanlar Çınarların İzinde adlı proje kapsamında düzenlediği liseler arası Hatay Halk Edebiyatı Yarışması 1. Dede Korkut Ödül Töreni Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekisi'nin de katılımı ile Erol Bilecik Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz tebrik ederim. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Fidanlar Çınarların İzinde projesi genel koordinatörü Ahmet Şanal, proje ile gençlerin örf ve adetlerini, geleneklerini, yaşayan kaynaklardan öğrenmelerini, benimsemelerini, en azından zenginliklerini fark etmelerini sağlamayı, böylelikle yaşadıkları kuşak çatışmasını en asgari düzeye indirmeyi amaçladıklarını söyledi. Gençlerin kültürel mirasımızın yaşayan kaynakları, dede ve nineleri ile ve medeniyetimizden izler taşıyan önemli şehirlerimizle buluşturan, bu yıl dede ve nine ağırlıklı gerçekleştirilen bu çalışmamızı ilerleyen yıllarda da diğer aile büyüklerine de ağırlık vererek sürdürmeyi temenni ediyoruz. Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Osman Şimşek de hedeflerinin çekirdek ailenin içinde sıkışıp kalan çocuklarımızı kültürümüzün yaşayan kaynakları ile bir araya gelerek kuşakların kucaklaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Yani çocuklarımızı dedesi, ninesi, amcası, dayısı, halası, teyzesiyle bir araya getirmek, onların da kendi dedeleri, ninelerinden aldıkları halk kültürüne ait unsurları, manileri, nineleri ve hikayeleri torunlarına aktarmasını sağlamaktır. Kültürümüzün, tarihimizin sahip olduğumuz değerlerin ne yazık ki yeterince bilinmediğine vurgu yapan Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz ise sahip olduğumuz değerlerin daha da bilinir kılınması için milli tarih yanı sıra yerel tarihin de öğretilmesinde yarar olduğunu vurguladı. Sahip olduğumuz değerleri zenginleştirerek geleceğe aktarmamız gerektiğinin de altını çizdi. Bunları günümüzün zevkleriyle, beğenileriyle destekleyerek geleceğe aktarmazsak bunlar zaman içerisinde yok olur gider. Konuşmaların ardından proje kapsamında birinci olan İskenderun Demirçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi, ikinci olan Erol Bilecik Endüstri Meslek Lisesi ve üçüncü olan Yayladağ Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile diğer dereceye giren öğrencilere ve öğrencilerin röportaj yaptığı Çınarlara ödülleri törende hazır bulunan protokol üyeleri tarafından verildi.